60 metreyi geçen ilk kadın sporcumuz Eda Tuğsuz'la birlikte Adana'dayız. Onun serüvenini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi senin her zaman antrenman yaptığın, cirit attığın bu çim sahadayız şu anda. Öncelikle seni bir tanıyalım. Antalya'da 1997 yılında dünyaya gözlerimi açtım. Şu an Mersin Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Akademisi'nde okuyorum hali hazırda. Sporla ne zaman ve nasıl tanıştın? Spora 13 yaşında başladım. Beden eğitimi öğretmenim sayesinde fırlatma topu denilen bir aletle ilk başladım. Sonrasında serüven işte... Avrupa Dünya Şampiyonu olan Fatih Avan'la birlikte kamp yapma süreçleri falan başladı. 13 yaşında. 13 yaşında. Çünkü 13 yaşından itibaren bana söylüyordu ki Türkiye'nin 65 metre üstü atabilecek tek ciritçi, kadın ciritçisi sensin diye sürekli benden bahsediyordu. Peki daha sonra nasıl ilerledi senin bu ciritteki serüvenin? Antrenmanlara başladım. Milli takım kamplarına girmeye başladım. Sonrasında ilk yarışım bizde geleneksel olan Seyf Alanya'da 35-90 attı ve Türkiye dördüncüsü oldum. Kaç yaşında? Yaklaşık 14 mi 15 yaşında falan civarında. Ve o zaman herkes bahsediyorduk işte geleceğin ciritçisi geliyor. O rekorları parçalayacak olan kişi benim diye herkes söz ediyordu. Bunları duyuyordum falan ama çocuğuz işte o zaman. Yani hangi bağlamda diyorlardı, gerçekten yetenekli miydim yoksa insanlar beni... Pohpohlamak için mi söylüyordu? Onu hiç kestiremiyordum. Sonraki başarıların? Tekrar böyle antrenmanlarım sürekli sıklaşmaya başladı. Yani normalin üstüne artık antrenmanlara profesyonelleşmeye başladım ve düzenli bir şekilde hayatım olmaya başladı. Acaba dedim ben bu sporu yapabilir miyim? Bende o güven var mı? Bende o irade var mı? Sonra şöyle bir düşündüm. Dedim ki ya Eda, eğer bu ciriti eline aldığında heyecanlanıyorsan ve o cirit atmak için bir çaban varsa sen bu işi başarabilirsin. Sen başarıyla erken yaşta tanışmış bir sporcusun. Şimdi gerçekten de serüvenim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Derseniz Eda sen bunu inanıyor muydun bu derecelere geleceğine? Evet inanıyordum. Kendimde o gücü, annemin, babamın bana verdiği o desteği her şekilde inanıyordum kendime. Antrenmanlarımı çok daha disiplinli bir şekilde yapmaya başladım ki daha iyi performanslarım ortaya çıksın. Dünya Avrupa Şampiyonası'nda daha çok boy göstereyim. Milli formayı daha çok taşıma isteği geldi. Nasıl bir çalışma tempon var? Yazın biraz daha seyrek geçiyor çünkü yarışlardan dolayı daha hafif oluyor. Ama kışın hayatımın en zor anların kışları yaşıyorum yani. Hep kışın sürekli ağır antrenmanlar ki yaza daha sağlam, daha... beni götürebilecek performanslara sahip olabilmek için. Kışları Adana'da çalışıyorsun, yazları? Ankara'ya geçiyoruz. Pek çok sporcu için geçerli. Ailenizden uzakta yaşıyorsunuz. Evet. Onları özlüyorsunuz, onlar sizi özlüyor. Sosyal hayatınız yaşıtlarınıza göre daha kısıtlı. Ama bunun karşılığında tabii çok başka gururlar yaşıyorsunuz. Büyük fedakarlıklarla ilerleyen bir hayat aslında sporcu olmak değil mi? Her şeyden ödün vermek zorundasın. Kendi akranlarını yaptığı gezmeler, tatiller bunlar senin için olanaksız yani. Evet siz, onlar okulda ders çalışıyor ama biz de burada onları temsil etmek için burada ter savaşı veriyoruz. Dedim ya size ama her ne olursa olsun
ne yaşanırsa yaşansın, bir fedakarlık, özlem, sakatlık, her ne olursa olsun, bence insan yaşamının yağmurlarında ıslanmayı, fırsatını kaçırmamalı. Ne güzel bir sözmüş bu. Bence insan hayatının fırsatını kaçırmamalı yani. Çünkü ben 30 yaşına, 40 yaşına geldim de belki bu durumda böyle bir gururla ülkemi temsil edemeyeceğim. Çünkü gerçekten dünyada spor silahsız savaş. Çok şanslısın çünkü antrenörün de dünya beşincisi, senin gibi. Aynı ünvanı taşıyoruz, boynuz kulağa geçer hesabı oluyor ya. Şöyle, güçlü ve iyi antrenör seni de güçlü yapar. Dünya beşinciliği, Avrupa şampiyonluğu, şu an Türkiye rekorunu hala elinde bulunduran 85-60 gibi önemli bir dereceye sahip olan biri. Bir de sürekli yabancı antrenörle çalışması, yabancı ülkelerden bilgi deneyimlerini karıştırıp kendi stilini oluşturması, bu denli artık Türk sistemini oluşturmaya sebebiyet vermesi bence çok önemli bir olay. Fatih Hocam, Eda'yı ilk 13 yaşında görüp demişsiniz ki bu çocuk 65 metrenin üstünü atabilecek kapasiteye sahip. Bunu nasıl gördünüz? Çünkü haklı çıktınız. Antalya'da milli takım kampına dahil olmuştuk. Eda'nın amcası benim yakın arkadaşım. Eda'yı sahaya atletizm yapması için getirdiğinde ceritlerle falan oynuyordu. O zaman dedim yani bu kızın dedim kolu çok süratli. Yani bu kız dedim ileride çok iyi bir ceritçi olabilir. Hatta iddia ediyorum 65 metrenin üstüne atabilir dedim ben. Niye böyle söylüyorsun falan. Hem 13 yaşında bir sporcunun atmış olduğu yerlerden 10 metre daha iyi atıyordu. Yani bunu kör olsa insan bilir yani böyle olacağını. Bu sadece tabii ki attığı metrelerle bir öngörü değil, yeteneğini de görmüştüm o zaman. Şimdi Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorsunuz. Hı-hı. Neler söylersiniz bununla ilgili? Ya açıkçası Eda Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya almak için gidecek. Yani bizim bütün hedefimiz bu. Benim bütün spordaki, kendi sporculuğumda da, kariyerimde de, antrenörlük kariyerimde de hepsinde hedefim hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Eda bunu başarabilecek kapasitede bir sporcu. Hem profesyonel olarak, hem bu işi sevdiği sevişi, hem antrenmanlardaki verimliliği. Bu doğrultuda bir sıkıntı yaşamazsak, bir sakatlık olmazsa inanıyorum bizim orada bir Türk bayan sporcunun cirit atmada madalya alması işten bile değil. Spor sana ne kazandırdı en çok hayatında? Spor bana her ne kadar iyi bir aileden yetişsem de, kontrollü bir aileden yetişsem de kötü alışkanlıklardan beni uzak tuttu. Ve hayata farklı bakış açımı değiştirdi. Farklı insanlarla tanıştım, farklı kültürlerle tanıştım. Farklı ülkelerde bulundum. Rekabeti, mücadeleyi hayatta hiçbir zaman pes etmemeyi öğretti bana. Çok sayıda seyircinin önünde cirit atıyorsun. Seni destekliyorlar, tezahüratlar yapıyorlar. Nasıl bir duygu? Böyle ciriti alıyorsun eline ve diyorsun ki ya arkada seyirci var ama yabancı ülkeye gittiğinde aslında onlar Türk milleti gibi hisset ve öyle atışını yap. Şöyle bir uzağa baktığında, attığında
tek içindeki tek duygu gitti mi? Oldu mu? Yaptım mı? Çünkü bayrak mücadelesinde çok değişik duygular ortaya çıkıyor. Benim hep kafamda, hayal gücümde hep canlandırdığım, arkamda kaç milyon insan olursa olsun onların Türk milleti beni destekliyor gibi, onları temsil ettiğimi görüyorlar gibi hep öyle düşünüyorum. Gibi değil, gerçekte tam da öyle zaten. Nasıl bir duygu cirit atmak? Cirit atarken neler hissediyorsun? Atış sonrasında uzağa gittim, ne kadar uzağa gitti? Acaba rakiplerimi geçtim? Hele son atışlarda falan oldu mu? Baraj falan meselesi oldu mu? O işte adrenalin biraz daha tetikliyor. Şimdi bazen cirit atarken bağırıyorsun. O bir savaş çığlığı gibi mi? Evet, tabii ki de. Zaten cirit attığımda hissediyorum ki gitti yani. O zaman evet, kuvvetimle birlikte bağırıyorum ki rakiplerime de meydan okuyorum. Ben buradayım, hala direniyorum ve atmak için, madalya adayı olmak için büyük bir rakibiniz var. Şu anda 4. sıraya düştü az önceki Çinli atletin atışı sonrasında. 64 metre 52 santimetre ile 4. durumda Eda. Cirit'i çok yükseltmedi, bu yüzden iyi bir atış gelmedi. O da çizgiye bastı ki ölçülmesin diye. Bu atışı geçersiz olacak Eda Tuğsuz'un. Ama 4. sırada ve biraz sonra ilk 8 atlet tersten sıralanarak devam edecek. Eğer Eda bu yarışmada madalya alırsa tarihe geçecek. Pek çok yarışmada yarıştın. Pek çok kez başarı kazandın. Ama zannediyorum en önemlisi Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'ydı, değil mi? Dünya Atletizm Şampiyonası enlerin olduğu bir yarış. Yani orada Bolt'u bile görme şansını ve orada onun yarışını izleme şansını bile buldum. Ve çok büyük bir yarış, çok büyük bir deneyimdi. Bundan sonraki büyük yarışmalarda arkamdaki sağlam bir ip, yani beni çekecek olan sağlam bir ip. Çok güçlü rakiplerin vardı yani kendi alanında da. Evet, güçlülerdi ama benim derecem de onlardan güçsüz değildi. Çünkü gözlerinin içine baktığımda aslında onların da benden korktuğunu, çekindiğini hissettirdiler bana. Onlara yakın dereceleri attığımız için onlar da benden korktu. Ben onlardan korkmadım desem yalan olur. Çünkü onların tecrübesi ve hırsıyla attı. Ben sadece hırsımla atmaya çalıştım orada. Şimdi onlar da biliyorlar ki Türkiye'den de bir ciritçi var. Kaç metre attın Londra'da? 64.52 attım. 60 metreyi geçen ilk Türk kadın ciritçimizsin. Evet. Sen Türkiye spor tarihine geçtin zaten çoktan. Rekorun 67 metre değil mi? Evet, 67.21. Dünyada bir kadın ciritçinin attığı en uzak mesafe kaç? 71.20. Barbara Shpotakova'ya ait Çek bir sporcu. Çok büyük bir sporcu. İdolün var mı ya da idollerin? Barbara Shpotakova gibi uzun soluklu spor yapan ve sürekli dünya Avrupa şampiyonalarını geri dönüşü çok muhteşem olan bir dünya rekortmeni bir kadın benim tabii ki de idolüm olur yani. İdolünle yarıştın. Evet. Bu büyük bir heyecandı benim için. İdolümle yarıştım, dünya şampiyonuyla yarıştım, olimpiyat şampiyonuyla yarıştım. Sonra bir de kendimle, dünya beşincisiyle yarıştım. En zoru da o galiba. Kendinle yarışmak. Dileriz daha da iyi bir atış yapar. Şu anda 5. sırada atletimiz Eda Tuğsuz sevgili seyirciler. Atışını yaptı Eda. İyi bir atış ama istediğimiz kadar iyi değil. Alkışlayarak seyirciye veda ediyor Eda. Finalde Türkiye'yi çok iyi temsil etti. Bu kadar genç yaşta final attı. Tarihe geçti Eda Tuğsuz. Tarihte ilk kez bir cirit atma finalinde bir Türk sporcuyu izlettirdi bize. Ve ilk 8'de devam ederek 3 ak daha elde etti Eda. Böylece gururumuz oldu. Eda Tuğsuz 5. sırada finali tamamladı. Senin için söylenen bir şey var. Biz de buna katılıyoruz. Bu somut bir gerçek. Gümbür gümbür geliyorsun. Sağlam adımlarla geliyorum. Gümbür gümbür geliyorum. O hırsı hiç kaybetmek istemiyorum. Çünkü başarı açım. Yani ben başarmak istiyorum. Hırslı bir yapım var yani. Bunu kaybetmek istemiyorum. Ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım hep üstesinden gelmeyi biliyorum. İyi biliyorum. Belki de en iyi yaptığım silahım bu. O yüzden olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında bu ülke daha çok başarı görecek ciritte. Demişsin ki hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem. Bu iddialı bir laf. Evet. Gerçekten de hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmek istemiyorum. Etmek dahi böyle kelimesi bile çıksın istemiyorum ağzımdan. Fakat sporun
her yerinde kaybetmek de var. Bir düşüş de var. Ben ama inanıyorum ki o düşüş olsa bile ben emin adımlarla gittiğim için o düşüşten hiç zedelenmeden çıkacağıma inanıyorum. Sen ama çok erken yaştan bugüne, hala yaşın küçük, 21 yaşındasın. Çok da yenilgi görmedin aslında. Evet. Maşallah diyelim. Maşallah. Çünkü hep hırs, azim, dinlenme, antrenman sürekli aklım bunlarda. Çünkü 21 yaşındayım ve hayatımda baharındayım. Ve cirit için, ülke için çok iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Neden olmasın olimpiyatlarda ilk kadın ciritçi madalya? Tabii ki neden yani, olmasın. Biz bunu bekliyoruz zaten. Ben o madalyayı istiyorum yani. O başarıyı istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben o madalyayı, başarıyı istiyorum yani. Ve dünyayı ayağa kaldırmak istiyorum ya. Yapacak farklı bir şeyim yok çünkü şu an. Şimdi benim için en heyecanlı ama genelde rezil olduğum bölüme geldik. Şimdi bu cirit ne kadar boyu bunu? Bu 2.30 civarında, erkeklerde ise 2.60-2.62 civarında değişir. Standart ha. Kadınlarda 2.30. Evet. Şimdi kolumuzu açacağız, atış istikametine gireceğiz. Böyle gergin. Gergin olacak ama bazen işte yarış adrenalini falan olmayabilir ama ne kadar gergin olursa atış uzak mesafeye daha çok. Peki. Ve göz hizasında olacak, korkacak bir şey yok. Sonra evet, koşarak böyle kuğu cool gibi değil ya. Ya böyle sekerek değil. Biraz gene rezil olacağım yani. Şöyle. Şöyle evet. Bravo. Rezalet.